Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde lokal anti terör faaliyetleri başlatmasıyla birlikte açıklamalar ardarda arda geldi. Avrupa Birliği'nin askeri eylemlerin durdurulması çağrısına Azerbaycan tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin mevcut askeri tırmanışın nedenlerini kasıtlı olarak yanlış aktaran açıklamasından üzüntü duyuyoruz dedi. Rusya ise bizim için en önemli unsur sivillerin güvenliğini sağlamak ve iki tarafı müzakereye ikna etmek dedi. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel'in Karabağ'da operasyonun durdurulmasına yönelik açıklamasına Azerbaycan'dan tepki geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin mevcut askeri tırmanışın nedenlerini kasıtlı olarak yanlış aktaran açıklamasından üzüntü duyuyoruz dedi. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirebileceği olası büyük çaplı provokasyonları önlemek amacıyla tedbirlerin alındığının altı çizildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan'la iletişim halinde olduklarını söyledi. Rusya için en önemli unsurun sivillerin güvenliğinin sağlanması ve iki tarafı müzakereye ikna etmek olduğunu dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın bölgedeki barış gücü askerlerinin görevlerine devam edeceğini belirtti. Zaharova, Rusya'nın çatışan tarafları askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya, siyasi ve diplomatik çözüme dönmeye çağırdığını kaydetti. İran'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu da İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ'daki durumu görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından da Azerbaycan'a destek açıklaması geldi. Azerbaycan'ın yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'ındır ifadesi kullanıldı.